Benden mutlusu yok ve GCM'ye gidiyoruz. Tuğberk Çitilci karşımızda. Merhaba diyoruz Tuğberk'e ve bugünün hikayesini almak için sözü ona bırakıyoruz ama böyle bir hikayelerde böyle bir tatsız tutsuz mu acaba? Bir renk mi yok, bir coşku mu yok bilmiyorum ki. Aslı Hanım iyi akşamlar. Sizin de bahsettiğiniz üzere küresel varlık fiyatlarındaki pozitif algılama biraz azalarak devam ediyor. Ama cuma gününe kadar iyimser havanın devam etmesini bekliyoruz. Buradaki ana beklentimizin nedenleri olarak da cuma günü açıklanacak olan ABD tarafındaki tüketici enflasyonu ve Çin tarafındaki büyüme rakamı. Özellikle Çin tarafındaki büyüme verisi küresel resesyon risk algısının ne kadar gerçek olup olmadığı açısından ilk sinyali belirtebilir. Ama kısaca bir dünya turu yapacak olursak Japonya tarafında evet genişleyebilir. İşleme tarafı devam ediyor ama Japonya Merkez Bankası ve AB'nin 3 oku zaten daha önceden beri devredildi. Hane halkının harcama yapmaması ve savaş görmüş bir toplum olduğundan dolayı tasarruf oranlarının yüksek olması parasal genişlemenin başarılı olmasına neden olmuyor. Dolayısıyla biz Japonya tarafında parasal genişlemelere devam ediyor olmasını bekliyor olacağız. Avrupa tarafına baktığımız zaman da ilginç bir nokta olarak küresel varlık fiyatlarındaki pozitif algı ve fiyatlama değişmesine rağmen Euro-Dolar paritesinde bir türlü 1.1105 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu bağlamda şu noktaya varabiliriz. Demek ki küresel risk algısında işler temel, majör anlamda değişmedi ki biz Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler göremiyoruz. Buna ilave olarak İtalya bankacılık sektörüne ilişkin sıkıntıların kısa dönemli olarak devreden çıkarılması ki burada yatırımcılarımızın aklına şu soru gelebilir. İtalya neden bu kadar önemli? Çünkü İtalya Avrupa'nın en büyük tahvil piyasasına sahip. Dolayısıyla İtalya'nın tökezlemesi demek bütün Avrupa Birliği'nin tökezlemesi anlamına gelebilir. Amerika tarafına baktığımız zaman da ise 2016 yılına ilişkin Fed'in faiz arttırım sürecindeki belirsizlik devam ediyor. Varlık fiyatlamasında özellikle vadeli kontratlar tarafındaki piyasa katılımcılarının beklentisi 2016 yılını pas geçti. 2017 Haziran ayını işaret ediyor. Fakat burada şunu belirtmekte fayda var. Bu vadeli kontratlar piyasa katılımcıları tarafından belirleniyor ve fiyatlanıyor. Önce kendi algılarına göre pozitif fiyatlamayı yaptıktan sonra beklentiler sıfıra çekiliyor ve akabinde küresel rally geliyor. Dolayısıyla oyunu kendi kuruyorlar ve fiyatlamaları kendileri yapıyorlar. Ama son oyun kurucu ABD Merkez Bankası Fed olmaya devam edecek. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da küresel risk algısının iyileşmesine bağlı olarak gerek Borsa İstanbul endekslerinde gerekse de dolar Türk lirası tarafında iyileşme devam ediyor. Fakat orta dönemli olarak enflasyon ve Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sadeleşme sürecindeki negatif unsurlar baskılamaya neden olabilir. Bu bağlamda fiyatlamalara baktığımız zaman da BIST 100 endeksinde 11 fiyat kazanç seviyesi 82.500 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareket devam edebilir. Dolar Türk Lirası'nın olası değerlenme hareketinin devamında 2.88.65 seviyesi, Euro Dolar paritesinde kısa dönemli trendin değişmesi için 1.11.05 seviyesi ve risk iştahıyla beraber doğrudan alakalı fiyatlamalara yansıyan değerli metal altın tarafında aşağı yönlü hareketlerde 1.335 ve 1.328 seviyeleri takip edebilir diye düşünüyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye. Yarın görüşmek üzere uğurluyoruz kendisini. GCM'ye selamlar, sevgiler.